psikolojik olarak yapmıştık. Telefon görüşmelerinde kendini yaşamış olduğu sıkıntılardan bahsetti. Ve biz bu sıkıntıları normal olarak değerlendirdiğimizde yaşı, fiziksel durumu, ikinci ilaç kullanımının olmaması nedeniyle kireçlenme nedeniyle fizik tedavi seçeneği dışında kök ürünler arasında. Kendisi de bize güvenli geldi. Şu anda işlemdeyiz. İlk olarak lokal bir anestezi yaptık. Arkasından da göbek yağımızı iletecek ve kanamayı azaltacak bir solüsyon aldık. İşlem tamamen anestezisiz bir şekilde devam ediyor. Kendisinin sağ dizinde oldukça belirgin. Sol dizi çok daha iyi değil. Evvel ki sol dizide evvel bir kireçlenmesi var. Kök hücre tedavisini yapan yönelik bir tanesi de kabul etti. Şu an için işleme başladık. Bir gün burada misafir edeceğiz. Yarın da tamamısıyla ayakta sağlıklı bir şekilde takip için tekrar yazığa göndereceğiz. İşlemden hemen sonrasında bugün için bakacağımız bazı egzersizler olacak. Onları planlayacağız. İnjeksiyon yaptığımız ve lokal anestezi yaptığımız bölgeyle ilgili korselerin üstlerini ayar edeceğiz. Ve biraz da yağımızı alıp hazırlayacağımız yere stromal vasküler traksiyonu hazırlamak için filtrasyon işlerine bağlı lokal anestezilerini dizilerine yapacağız. Filtreler çeşitli defalarda her biri farklı bir mikron büyüklüğünde bu bağ dokusu, damar, endotel yapılarının yağın içerisinden çıkmasına, arkasından da saf yağ dokusuna ulaşmaya, daha sonra da en son ince bir filtreden, toplam mikron üzerindeki bir filtreden kök hücre yoğunluğu saf yağ dokusuna büyüyoruz. Buradaki yağ dokusu bize şu etmeni de sağlıyor aynı zamanda. Bizim intraartiküler enjeksiyon dediğimiz bu eklem içerisine sıvı verilme işlemi esnasındaki temel hedefimiz eklem içinde kayganlığı arttırmak. İşte bu kayganlığı da aynı zamanda bu kendi doğal yağıyla sağladığımız için hastalarda birinci, ikinci derece eklemlerin daha rahat kaynağa başladığını görüyorlar. Ve normal kullanılık asitle göre bu yağlar çok daha uzun süreli ve uzun süre eklemde kalıyor. Biz bunu daha sonraki bir hastamızda bir travma nedeniyle 4 ay sonra çektiğimiz MR görüntüsünde bile yağın orada doku olarak devam ettiğini gördük belirlemek tarafı. Bu şekilde işlemimize devam ediyoruz. Stromal vasküler fraksiyon hazırlandıktan sonra enjeksiyon işlemine geçiyoruz.